Günler Güven'den gönül dolusu sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz tüm değerli izleyenlerimizi. Ne yazık ki gecikmeyle ekranda buluştuk. Bir teknik aksama yaşadık. Bağlantıda bir sorun oldu. Affınızı diliyoruz. Heyecanla bizi ekran karşısında bekleyen izleyenlerimizden. Evet. Bağlantınız tamamsa eğer hakkınızı taşıyabildik. Çok şükür. Evet. Heyecanımız dorukta. İnanılmaz mutlu bir programla aslında karşınızdayız. Büyük bir zaferi, büyük bir coşkuyu. Isparta sporumuzun o yeşil pembe gönlüm sende dedi Isparta. Göğsümüzü kabartan o büyük başarıyı ekranlara taşımak istedik. Bu bir nazar boncuğu olsun bağlantımız diyelim. Çünkü güzel büyük bir zaferi kutluyor Isparta. O coşkuyu ekranlara, Ege TV ekranlarından da Isparta sporumuzun başarısı tüm Anadolu'yla paylaşmak istedik. Sözüm hemen kısa tutarak büyük başarıyı hocalarımızdan tabii ki ve aynı zamanda kulüp başkanımız Sayın Atakan Yazgan'dan dinleyelim. Kulübün başarısında emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimizle başlatalım istiyoruz programı bugün. Ekranlarımıza ve programımıza hoş geldiniz değerli konuklarımız. Isparta 32 Spor Kulüp Başkanı Sayın Atakan Yazgan ve Teknik Direktörümüz Sayın Hakan Şimşek hocamız. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Başkanım sesimizi alıyor musunuz? Duyuyorum. Sesinizi ben almakta zorlanıyorum. Umuyorum ekrandan sesiniz rahat yapıyordur. Yönetim, taraftar, teknik heyet, futbolcularımız kenetlendik. Evet. Allah'ın ikinci lige çıktık. Geçtiğimiz sene de Bal Ligi'nden üçüncü lige çıkmıştık. Dolayısıyla ligleri birer birer atlaya atlaya gideceğiz. Hayırlısıyla. Zafer inananlarındır dediniz. Yola öyle çıktınız. Zaferi de göğüslediniz. Adım adım zafere doğru devam ediyoruz, öyle değil mi? Evet. Şimdi tabii dün kent büyükleriyle de bir toplantı yaptık. Vekillerimiz, meclis başkan vekilimiz, belediye başkanımız, gençlik ve spor müdürümüz. İnşallah önümüzdeki yılda tesisleşme hamlesini, altyapı hamlesini başlatıp Isparta'yı bir futbol şehri haline getirmeyi hedefliyoruz. Evet, Atakan Yazgan ismi bizim için çok önemli bir isim. Isparta futbol sever bir kent. Ve Atakan Yazgan ismi de Isparta futbol tarihinde devleşen bir isim. Daha önceki bir başkanlık döneminiz de var. Evet, 99-2000 yılında da bu şampiyonluğu o zaman Hakan hocamız da futbolcumuzdu. Hatta gol kralı oldu o dönemde. Yani Hakan hocayla iki sefer şampiyonluğu yaşadık. Bu arada Böylece tekrar ikinci kez hocamızı Hakan hocam ikinci kez Isparta Spor'a başarıyı, zaferi tattırmış oldu. evet. Evet Hakan hocam, siz de ekranımıza ve programımıza hoş geldiniz. Bu göğsümüzü kabartan yeşil pembe renkleri coşkuyla şehirde gerçekten inanılmaz bir heyecan, bayram coşkusu yaşatan bu başarı hakkında siz neler söylersiniz? Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Başkanım Çok teşekkür ederim. merhaba. Merhaba hocam. Tabii ki başkanım da söylediği gibi yönetim olarak, başkanım olarak, hocalar, futbolcular gerçekten çok büyük bir emek sarf edildi. Malzemecimize kadar herkes çok inandı. Bu kupayı alacağımızı, şampiyonluğu getireceğimizi biliyordum. Başkanım da söylediği gibi futbolculuğumda Isparta Spor forması altında iki şampiyonluk, direktörlük olarak da bir şampiyonluk nasip etti Allah'ım bana. Çok şükürler olsun. Gayet gerçekten her şeyimiz başkanımız sayesinde çok güzel işledi. Çok profesyonelce işledi. Bal Ligi'nden 3. lige ve aynı sene 2. lig gerçekten bu bizim için çok onur ve gurur verici bir tablo oldu. İnşallah bu başkanım da söylediği gibi tesisleşir iyi bir hamleyle daha da üstlüklere hedefleriz diye düşünüyorum inşallah. Evet, zorlu mücadelelerle geçti sezon ama büyük bir başarıyla tamamlandı diyebilir miyiz? Tabii ki yani sezon başından beri görev almış tüm arkadaşlar,
Hepsinden de Allah razı olsun. Gerçekten çok karakterli. Başkanımızdan da çok teşekkür ediyoruz. Çok karakterli, çok kişilikli bir takım oluşturulmuş. Genç takım oluşturulmuş. Evet. Başta kümede kalsın yeter denilen bir konumdan. Yani şimdi ikinci ligi yakaladık. Kümede yani kalsın. Hem yönetimimiz adına hem bizler adına çok gurur verici bir olay. İnşallah bunun da arkası daha da katlayarak daha da mükemmel bir şekilde devam etsin inşallah. İnşallah tabii ki temennimiz bu. Peki başarı tesadüf değil hiç şüphesiz. Başkanımız Sayın Atakan Yazgan'a sormak isterim. Başarının altındaki etken nedir? Vallahi başarı altındaki etken tabii ki futbolculuğumda da benim şampiyon olduğum sene başkanlığımı yaptı. Gerçekten bu işi profesyonelce yapan ki bu sene kendisine de söyledim. Bizim şampiyon olduğumuz seneden daha da bir mükemmel bir şekilde kulüp işleyişi olmuş. Her yönüyle medya sorumlusuyla yani mağaza meclisiyle, takımıyla, tesisleriyle, her şeyle çok mükemmel bir şekilde işleyiş vardı. Tabii bu işleyişin içerisinde bize çok ufak tefek nüanslar kaldı. Biz de onları sağ olsun başkanım o zemini bize hazırladı. Biz de bunu en iyi şekilde değerlendirdiğimizi düşünüyorum. Evet. İmkanlar size sunuldu, beklenilen, istenilen şartlar oluşturuldu. Tabii bu noktada başkanımızın ve mutlaka yönetim kurulunun payı çok çok büyük. Değerli başkanım, siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Başarının sebepleri nedir? Aslında başarı hiç de tesadüf değildir bilindiği üzere. Size göre bu başarının sırrı nerede? İnanmışlıkta, inandık hep beraber. Herkesin bu çorbada bir tuzu oldu. Yani yönetim, teknik heyet, futbolcular kenetlendik bir aile gibi. Bir de zor şartlarda mücadeleler devam etti. 4 günde bir maçlar yaptık, deplasmanlara gittik, geldik. Statlarda seyircimiz olsaydı belki direkt şampiyon olarak da çıkabilirdik. Yani devre arası yaptığımız transferler yerini buldu. Bunlar hepsi üst üste topladığınız zaman bu başarıyı getirdi. Evet. Peki Isparta'nın, dedik ki Isparta futbol sever bir kent. Desteğini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ispartalı izleyicinin, spor futbol severlerin desteğini değerlendirirken neler söylersiniz? Şimdi taraftarlar stada gelemeyince tabii taraftardan mahzun bir şekilde maçlarımızı yaptık. Tam bir destek alamıyoruz seyirden. İşin gerçeği bu. Ama şimdi başarı geldi mi tabii bu destekler artacağını düşünüyorum. Önümüzdeki günlerde, yıllarda, aylarda. İnşallah iyi olacak. İnşallah iyi olacak. Tabii umudumuz daha çıtanın gittikçe yükselmesi, başarının artması, daha büyük başarılar. Hedefimiz nedir başkanım? Hedefimiz Süper Lig. Hedefimiz Süper Lig. İnşallah onun da zafer coşkularını kutlayacağız Isparta sokaklarında futbol severlerle birlikte. Peki teknik direktörümüz Hakan Şimşek'e sormak istiyorum. Biz aslında sormaktan öte bu büyük zafer coşkusunu yaşatan maçtan şöyle kısa anlatımlarınız olsa bize neler söylersiniz? Bu galibiyetimizi, skorumuzu ekranda izleyiciyle paylaşmak adına neler anlatırsınız? Vallahi ben dışarıdan aldığım tepkiler çok olumlu tepkiler oldu. Gerçekten bir final maçı 3. ligin gayet üstünde bir oyun olduğunu söylediler. Çok herkesi çok memnun eden bir final maçı olduğunu söylediler. Tabi bu da bizim için bir gurur verici. Bu çocukların yani gerçekten olaya çok sahiplenmesi, çocukların konsantrasyonu, her şey çok mükemmeldi. Tabii ki bunu da hep söylediğim gibi yani sadece sahaya çıkan oyuncunun gösterdiği performansı fiziksel anlamda değerlendirmemek lazım. Yani burada yöneticinin, hocaların, mağaza meclisinin, aşçısının, herkesin yani o kadar çok emeği var ki anlatamam size. Yani kelimelere dökülmeyecek bir çaba sarf edildi. Gerçekten o çocukları konsantre etmek, o sağlamak, yani herkesin bunda payı var. Herkesin payı var. Teknik kadroda da aslında sezon başından beri 4. isimsiniz zannediyorum. Evet, yayından yine düştü hocamız. Sayın Başkanım, peki futbol kadrosunda, futbolcu kadronuzda bir değişiklik, yeni isimler, yeni arayışlar olacak mı? Olmak zorunda ama tabii takımın iskeletini bozmadan önümüzdeki senede lige girmek istiyoruz.
Kutlar altyapı getirmez ama altyapılar şampiyonluk getirir. Dolayısıyla yani yapacağımız daha çok iş var. İnşallah şehir kenetlendi son iki gündür. Destekler de oldu. Bayağı bir destek olmaya da devam ediyor. Maddi, manevi. Önümüzdeki günlerde zaten transferler başlayacak. Lig 15 Eylül gibi başlatması bekleniyor. Temmuz 15'te de bizim transferleri bitirmiş olmamız gerekiyor. Ki takımı kampa alacağız. Sezon başı kampı aşağı yukarı 45 gün falan olması lazım. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde her şey belli olacak. Ama şimdi bizim takım tabii genç bir takım. 21,5 yaş ortalaması olan bir takım. Dolayısıyla dışarıdan Süper Lig'den de transfer teklifleri gelebilir bizim çocuklara. TFF Ligi'nden de gelebilir. Bunlar olursa tabii birkaç futbolcu kardeşimizle ayrılabiliriz. Ama biz takımın genel iskeletini korumak istiyoruz. Evet, o iskeleti koruyarak mutlaka ilaveler, o değişiklikler, değişimler yaşanacaktır diyorsunuz. Peki kendi tesislerinizin yapılması ve altyapının kurulması konusunda bir iki söz sarf etmek gerekirse? Valla şimdi dün belediye başkanımızla da konuştuk. Genç ve Spor Bakanlığı'ndan Isparta'ya verilen bir 32 milyonluk bir ödenek var. Bu ödenek tabii belediye başkanımızın aracılığıyla Isparta'da tesislere harcanıyor. O da Fatih Mahallesi'nde yapılan bir tesisten bahsetti. Büyük bir ihtimalle orası Isparta Spor'a tahsis edilecek. Yani altyapısıyla, üst yapısıyla, her şeyle, tesisleriyle, sahalarıyla. Belediye başkanımızdan böyle bir söz aldık dün. İnşallah bu tesisler de başlanır bir an evvel, bitirilir. Isparta Spor tesislere kavuşur. Şu anki tesislerimiz de iyi. Onu da 99-2000 yılında bizim yönetimimiz döneminde yapmıştık. Şu an bulunduğunuz yeri, tesisi. Dolayısıyla tabii şimdi biraz daha gelişmiş olması lazım tesislerin. Orası ufak kalıyor. Altyapıların da bulunacağı tesis olması gerekiyor. Yani önümüzdeki günlerde tahmin ediyorum bir ay içinde falan çok şey ortaya çıkacaktır. Gittikçe daha da daha büyük tesislere ihtiyaç var. Belediyemizi bu konuda bize almış olduğu destekle büyük destek sağlayacak dediniz. Ben tam hocama yöneldim soru sormak için ama yine yayından düştü zannediyorum. Peki ikincilik için eldeki kadro yeterli mi dedik? Bunun yeterlilik noktasında hani değişimler olması gerekir dediniz. Altyapı için var mı çalışmalar? Peki kadrolaşma, altyapı çalışmaları ne durumda? Bunları bir ay içerisinde bir yönetim oluşturmamız lazım. Bir genel kurul yapmamız lazım. Yönetim oluştuktan sonra bu konular tabii daha da netleşecek. Evet. Bunların dışında bundan sonra yapılması gerekenler nelerdir size göre başkanım? Stadı büyütüyoruz. Stadın türbinlerini çoğaltıyoruz. Boş olan yerler var. Türbün olmayan yerler. Oralara da türbin yapılacak. Gençlik ve Spor Müdürümüzle konuştuk. O da Genç ve Spor Bakanımızla görüşeceğini, plan evet. Projeyi onu söyledi. İnşallah önümüzdeki günlerde bunlar da ortaya çıkacaktır. Çünkü biz seyirciyle oynanmaya başlandığı zaman bizim stadımızda seyircimiz 10 binde 15 binden aşağıya düşmez diye hesap ediyoruz. Dolayısıyla stadın türbinlerin büyümesiyle beraber bu sayı daha da yükselebilir. İnşallah istediğimiz gibi olacak. Tabii ümidimiz hep daha ilerisi dediğiniz gibi inşallah Isparta'ya yakışan da bu olacaktır. Yani hocamızın sorularım var ama hocamız ne yazık ki yayından yine düştü herhalde. Hocam tekrar hoş geldiniz. Şimdi üçüncü lig, üçüncü grubun gol kralı da Isparta Spor'dan çıktı. Bu da ayrı bir gurur kaynağı. Bununla da ayrıca çok sevindik. 20 yaşında büyük bir başarı elde edildi. Bu başarı nasıl geldi?
Yine futbolcumuz, gol kralı Emir Kağan Gültekin hakkında da birazcık bu başarıyı da konuşalım isterim. Bunu da atlamayalım. Değerli hocam Hakan Şimşek bu konuda neler söyler? Hocam sesimi alıyor musunuz? Hakan hocam sesimi alıyor musunuz? Başkanım alıyor musunuz sesimi? Başkanım bu sorumu da yanıtlarsanız sevinirim. Gol kralı da dediğim gibi Isparta Spor içerisinden çıkmış olması yılın gol kralının göğsümüzü kabartan önemli bir sonuçtu. Bu konuda da bu başarılar tesadüf değil dedik. Bu başarı hakkında da sizin düşüncelerinizi öğrenmek isteriz. Türkan, sezon başı ilk geldiğinde biraz tam hazır değildi. Geçtikçe futbol oynaması daha da ileri seviyelere geldi. Ve sonunda futbolu oldu. Evet. Efendim, inşallah önümüzdeki senede bizden beraber yoluna devam eder. Devam etmesiyle ilgili de elimizden geleni yapacağız. Evet, yani devam etmesini de istiyoruz dediniz. Hakan hocam sesimi alıyor musunuz? Sesinizi alıyorum. Benim sesim geliyor mu? Ha, şimdi aldık hocam. Çok şükür aldık. Biz gol kralını aslında size sormak istedim. Emir Kağan Gültekin'in başarısı Isparta Spor'dan yılın gol kralının da Isparta Spor'dan çıkmış olması aslında büyük bir başarı, göğsümüzü kabartan büyük bir başarı. Bunu da atlamamak gerekir. Bunu da konuşmamız gerekir. Bu konuda başkanımız fikirlerini paylaştı. Siz neler söylersiniz? Acaba ekranı sesiniz ulaşıyor mu? Ben yine sesinizi alamıyorum. Hakan hocam sesimi duyuyor musunuz? Daha önceki dönemde de elde edilmiş başarılarınız var. Geçmiş dönemle bugünkü Isparta Spor'u karşılaştırma yaptığınız zaman nasıl bir tabloyla karşılaşıyorsunuz? Başkanım sesimi alıyor musunuz? Daha önce de başarılara taşınmış ve isminizin de dediğim gibi efsaneleşmiş bir isminiz var Isparta futbol tarihinde. Geçmiş dönemde elde ettiğiniz başarılar var. Dünle bugün arasında karşılaştırma yaptırdığınız zaman Isparta Spor ne kadar yol aldı size göre? Şimdi biz o zaman 99-2000 yılında şampiyon olduğumuz zaman arada TFF ligi yoktu. Direkt şu anki Süper Ligi vardı. O ikincilikte de biz 3-4 hafta takım lider gitti. O zamanki şartlarla, bu zamanki şartlar tabii çok farklı. Futbolcu karakterleri de farklı, kaliteleri de farklı. Yani şunu söylemek istiyorum. Dünkü kutlamalarda gördüğümüz, bilmiyorum siz izlediniz mi kutlamaları? Sesim müthiş geliyor bir coşku mu? Vardı şehirde, evet. Yani bu 20 sene sonra gelen üçüncülük, ikincilik, şampiyonluğa hasret kalmış bir şehir görüntüsü vardı. Dolayısıyla ligler başlayınca bu takıma iskeleti koruyarak yapacağımız takviyelerle kendi sahamızda oynayacağımız maçlarda ben inanıyorum ki tribünde bir kişilik daha yer olmayacak. Şehir hakikaten susamış. Çok istiyordu bu şampiyonluğu. Tabii inananlar vardı, inanmayanlar vardı. Bu da inananların zaferi oldu. Hani biz sloganımızda zafer inananlarındır sözüyle yola çıktık. Dolayısıyla İnananların başında aslında Atakan Yazgan ismi geldi. Tabii biz inanmamız lazım ki herkes inanması lazım. Şehrine inandı, zafer inananlarındır dedi. Yine zor durumda elini taşın altına koydu. Manşetler bu yönde atıldı çünkü. Isparta Spor dedik. Zafer inananlarındır dedik. Zaten bunu
çok dev bir bayrak yaptırdık. En son final maçına da götürdük. Orada bütün Türkiye'de o bayrakları orada gördü. Dolayısıyla inanmazsanız zaten o bayrakları bile yaptıramazsınız. Yapmazsınız. Dolayısıyla Allah yüzümüze güldü. Futbolcu kardeşlerimin hepsinin alınlarından, teknik heyetin alınlarından öpüyorum. Allah yolumuzu açık etsin diyorum. İnşallah. Hakan Hocam sesiniz, sesimi alabiliyorsanız ben sorularımı size de yöneltmek istiyorum. Hakan Hocam. Hakan Hocam sesimizi alıyor musunuz? Maalesef bağlantıda yine bir aksama söz konusu. Başkanım peki seneye ve ilerleyen senelerde hedefler konusunda da birkaç cümle sarf ederseniz sevinirim. Genel olarak beklentiler nedir? Gerek kulüp çalışmaları yönünden, gerek işte futbolun ilerleyişi yönünden neler söylersiniz? Demin de söylediğim gibi dün şehrin önde gelenleriyle yaptığımız toplantıda ya biz futbol şehri olacak mıyız, olmayacak mıyız? Buna bir karar vermemiz. Önce buna karar vereceğiz. Vermemiz lazım dedim. Ayrıca futbol şehri olan şehirlerdeki bütün altyapıları, tesisleri inceleyip bu işe profesyonelce, tam bir profesyonelce işin üzerine gidelim diye görüşmelerimiz oldu. Evet. Ve görünen o ki şehrin önde gelenlerinin istediği de işte altyapılarıyla, tesisleriyle bu işi biz götürelim. Yani futbol şehri olsun. Yani sahipleniyor aslında bizim idarecilerimiz de, halkımız da sahipleniyor ama bundan sonrasında daha sıkı bir destek ihtiyacımız var. Muhakkak, muhakkak. İki ile çarpıyor bütçe. Evet. Yani, bu transferleri öyle. Şimdi ikinci ligdeki bizim de karşımız futbolcular tabii ikinci lig topçusu oldular. Şimdi onlar öyle. Maliyetler iki ile çarpıyor. Bunu da anlattık. Evet. Sabit gelir kaynaklarımız var mı peki bizim? Yok. Onları da söyledim işte. Tabii sabit gelir kaynakları bu belediye aracıyla olması lazım. Bazı konularla ilgili görüşlerini de bildirdiler. Şimdi Ankara'da bir toplantı daha yapacağız. Başkan vekilimizin isteği doğrultusunda. O tarihi belirleyecek önümüzdeki bir hafta içinde. Orada ikinci toplantıda da yine şehrin önde gelenleriyle beraber alt alta yazacağız ve bunları hayata geçireceğiz. Yani birinci toplantıda konuşmamız buydu. Evet, yakın tarihte Ankara'da bir toplantı görünüyor o halde. Evet. Evet. Birlik, beraberlik de çok önemli. Gerek takım içerisinde, gerek şehirdeki yapı içerisinde. Bu anlamda da o birlik, beraberliği yakalamış durumdayız zannediyorum. Ya ufak tefek çatlak sesler işte başarılı olduğunuz zaman çıkar. Onlar da çok önemli değil. Onlar bir elin parmağı kadar. Çok da umursamıyoruz. Evet. Yani ben sosyal medyada yazılanları da öyle çok umursamam. Dolayısıyla ama bir elin parmağı bunlar. Evet. Zaten çatlak testler illaki olacaktır ama biz onları çok da dikkate almıyoruz diyorsunuz. Tabii. 20 senedir de zaten bu futbolu geriye götüren bu şahıslar. 20 senedir bu şehri şampiyonluktan mahrum bırakan bu şahıslar. Evet. Gözlemlenen oyuncular var mı? Son olarak onu sorayım. Transferlerle ilgili mi? Evet, transferlerle ilgili. Vallahi şu an var da bunları tabii açıklamak doğru değil. Açıkladığımız zaman bunların fiyatları yükselir. Dolayısıyla onları an ve an görüşmek gerekir. Evet, yani şimdi var ama paylaşamayız diyorsunuz. Fiyat artışına evet. Neden olmasın diye. Yani şimdi kulübüyle sıkıntı yaşar futbolcu. Kulübü bize verecekse kıymete biner gibi gibi. Sürü ince noktalar var oralarda. Ama kulüp olarak aslında belirlediğiniz isimler var. Var. Ama daha da belirleyeceksiniz olacak. Tabii genç futbolcuların üzerine gideceğiz biz. Yani genç futbolcularla
uzun seneli mukaveleler yapmak istiyoruz. Yani 5 senelik, 3 senelik. Şimdi Akdeniz'in çocukları var. Antalya ve Alanyaspor'da tam manasıyla takıma giremiyorlar. Çünkü çok yabancı kontenjan olduğu için. Mesela Evet. oradaki çocukları Kartalspor şimdi vitrine çıktı. Onlar da gelmek isteyecek. Evet. Peki yani süremizin ne yazık ki bugün böyle biraz aksamalarla girdik yayına. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel, keyifli bir sohbetle ve daha geniş bir zaman dilimiyle yine Ege TV ekranlarında buluşalım isterim. Fakat son bir soru olarak da şunu sormak istiyorum. Ispartalı futbol severlerden, Isparta halkından kulüp olarak ne bekliyorsunuz? Spor'a destek versinler. Spor'un yanında olsun. Bize güvensinler. Hakan hocamıza güvensinler. Teknik heyetimize güvensinler. Futbolcularımıza güvensinler. Yani kulübü tesislerdeki ahçıya kadar güvensinler. Biz çünkü bir aileyiz ve birbirimize kenetlendik. Dolayısıyla başarımız da bundan geldi. Söyleyeceklerim bu kadar. Siz Gülkent'in arslanlarına güveniyorsunuz. İstiyorsunuz ki kent de bize güvensin, arkamızda dursun diyorsunuz özetle. Çok teşekkür ediyorum değerli başkanım programa katılımınız ve değerli aktarımlarınız için. Dediğim gibi inşallah bu başarılarımızın daha da büyük, daha da fazlasını, Süper Lig dediğiniz hedefimiz, Süper Lig'de elde edilecek başarıları da yine ekranda birlikte paylaşalım isterim. Ben de Isparta sporumuzla gurur duyarak bugün Isparta sporumuzun formasıyla ekrana çıktım. Bugün kulüp binası içerisindeyim. Siz İstanbul'dan, ben Isparta'dan seslendik. İnşallah sesimizi, bu futbolda elde ettiğimiz büyük başarıyı Anadolu'nun her yerine dağılmış tüm Ispartalılara ulaştırdığımız gibi Anadolu'da futbol sever tüm izleyicilerimizle de buluşturduk, kavuşturduk diye ümit ediyorum. Katıldığınız için tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun. Gurur duyuyoruz sizinle. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun. Çok teşekkürler. Değerli izleyenlerimiz, bugün Isparta'mızın elde ettiği o büyük başarıyı konuştuk. Gerçekten şehrimize bayram coşkusu yaşattılar. Tüm kadroda bulunan teknik ekibe de, işte yönetime de, başta Atakan Yazgan olmak üzere kulübün değerli yönetim kuruluna ve tüm çalışanlarına, alnından ter damlayan tüm emekçilerine sonsuz teşekkür ediyoruz. Bize bu coşkuyu, bu gururu yaşattıkları için. Haftaya inşallah yine ekrandayız. Yine çok önemli bir konu başlığı, yine çok değerli bir konukla biz burada olacağız. Haftaya yeniden görüşmek üzere. Esen kalın efendim.